rengi. Şimdi bu manevi güçlerle donatılmış iki Allah eli, kafir ve kendisinin vezirli müzarası, bakanı, danışmanız, işte o zamanın zenginleri, tüccarları el üstünde beraber devlet nimetleri yedik ve kaybettik. Kur'an bunları melek yürüdü. Onların karşısında çıktılar. Şimdi biz bu tarafı size geçelim. Sürme bir müddet sonra ve asma min babi Musa bi ayatına biz Musa'yı mucizelerimizle birlikte ile Firavun'a ve meleği etrafındaki kendi ahvalesine gönderdi. Nasıl bir an? Bunu zulmedi. Yani bunu inkar ettiler. Buna hakaret ettiler. Bir dışarı yaralandılar. Fanzur bak sen keyfe gelme akıbeti müfsidin bozguncuların akıbeti nasıl olmuş? Bunlar bozguncu. Bunlar İslam'ı kabul etmiyor. Allah'ın kabul etmiyor. İslam'ın zıttı irsat bozguncu. Fitne fesat. Fitne fesat çıkaranların akıbetine bir bak. Siz de bak değil misin? Kıyamete kadar diyecek bütün insan. Bozguncuların akıbeti daima berbat. Utanç olur. Rezil ve rüsvü olacaktır. Ve kâle Musa, Musa çaldı kapıyı, girdi saraya, tahtında asabatla oturuyor. Etrafında askeri, vezir, müzarası, ihtisarla oturmuş bir insan grubu kendilerine elbette ki yüksek görüyorlar. Orada da aradıkları katil diye öldürecekleri bir adam ve kardeşi var. Hiçbir şey yok. Bu sayede çok ciddi sayede ve bu sayede Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde anlatılır. Önümüzdeki inşallah bir başka ömrümüz olursa sureye gireceğiz. Mü'min suresi bu sayede orada çok detaylarıyla anlatılır. Geçen haftaki dersimizde de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim benzer kıssaları, benzer yerleri, başka yerleri anlatır ama farklı bir biçimi vardır. Farklı bir yana getirir. Bu sayede Mü'min suresi çok dehşet. Şimdi biz buradakilere bakalım ve yürüyelim. Ya Firavun, ey Firavun, ey kral, Firavun, Mısır krallarının adı, ünvanıdır. Adı nedir bu adam? Biz ilgilendirdik. Tarihi biz ilgilendirdik. Neden? Kur'an bunlardan bir gibi yapıyor. Daha belki derslerimizde de söyledik. Başında daha belki derste şimdiyoruz ki de biz burada yıllardır tabir Kur'an'dan bahsediyoruz, derslerden bahsediyoruz. Dolayısıyla İslam'dan bahsediyoruz, Kur'an'ın usulünden bahsediyoruz. Allah geçmiş kıssaları, peygamber hikayeleri, insanların hikayelerini anlatırken amacı kıssadan hisse vermek. Tarih anlatmak değil. Onun için olayı bazen yerini söylemez, bazen zamanı falan tarihte söylemez, bazen şahıslar da vermez. Önemli olan olaydan ders almak. Bu bir faydadır. Bakacaksın, aynı şeyler bende var mı? Dersliği bir kralımız. Onun için bu Firavun Mısır'ın kaçıncı kralıdır? Adı nedir? Bize ne? Ne gereği var? O bize ders vermez. Bize ders verecek olan o anda yaşanan tutum ve davranış biçimleridir. Hazreti Musa bir korkusuz peygamber. Allah'a dayanan bir insan var. İşte Allah'tan ders verir. Bakar mısınız? İki insan koca kralın karşısına Allah vazifelendirdiği için çıkıyor ve korkusuz kardeşlerim, hangi mecliste olursa olun, doğru bir dediğini söylüyorum. İslam'ı savunun. Sizi aşağılayacaklar mı? Sizi inkar edecekler mi? Sizi damarda getirecekler mi? Hiç önemli değil. Bir fayda umuyorsanız savunun. Değilse çekin gidin. Değerli kardeşlerim, bir mecliste İslam'a küfrediliyor. Allah'ın ayetleri alaya alınıyorsa, siz o mecliste oturursanız kafir olurdu onlarla beraber. Kabul edici bir duruma düştüğünüz için. Ama kalkma ve gitme güç ve kudretiniz yoksa içinizden nefret ederek bunları yaptıklarından Allah'ım sana sığınırım. Kalkıp gidecek de gücüm yok. Beni affeylederseniz dinden çıkmazsınız.
اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُونَ. Bir mecliste Allah'ın ayetleri alaya alır, inkar ediniz ve siz de o doğumdan da beraber olursanız, o zaman اِنَّكُمْ hiç şüphesiz ki siz de اِذَا o takdirde müşterim olmayı gibi olursunuz. Onlar gibi olursunuz. Ne yapacaksınız? Kalkıp gideceksiniz. Gidemiyorsunuz, içinizden beni affetmeyelim, hayır. Allah'a küfrediler, Allah'a hakaret ediler, dinle, imanla, şeriatla, alay edilen mecliste hakkı savunacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Ha canınıza mı umarıyor? Orada susabilirsiniz. Canınıza. Ölüm olan yerine Allah izin vermiş. Yoksa bir iki sikri atılacak, buna katlanacaksın. Kovulacak hakaret, buna katlanacaksın. Ne işiniz var orada? Öylesine insanlarla ne arkadaşlık yapıyorsunuz? Ha gittiniz dini anlattığınız için. Güzel bir din. İyi bir din. Dini anlattığınız için gittiniz. Ama adam terbiyesizlik etti. Ne demek yok. Terbiye yok. Tamam kardeşim dini ne sağlık. Sen anlattın ama ben onları kabul etmiyorum. Hadi sevgiyle güle. Din. Kavga. Kalk. Kalk. Cevap veriyor. Kavga da çıkıyor. Haklısınız efendim, bekliyordunuz efendim, öyle söylüyorsunuz efendim diye. Ben bunu işte bir düşün düşe de, bir gün borç alacağım, başım sızsızla başvuracağım, yok kredi isteyeceğim, bilmem ne diyeceğim, bir işim olur ileride diye. Sen bu adamı eyvallah edersen, babamı kabul edersen, senin dinin gider, onun dini gelir, sen onun dinine. Allah Allah. Onun için Müslüman korkmaz. Müslümanlık cesaret dini, kahramanlık dinidir. Hakiki Müslüman, Akif'in dediği gibi en büyük kahraman. Çocuklarınızı da cesur yetiştirin. Hür yetiştirin. Özgür yetiştirin. Nezaketli kibarlıkla ama herkese layık olduğu cevabı versin. Pısırık yetiştirmeyin. Korkmayın. Ta ki zalimle insanların yanında konuşurken iki şey düşünsünler. Cevabını alnının ortasına koşu gibi sıkar, verir ve beni rezil edenler desinler. Yanınızda olduğu orta dine şeriatı hakaret edemez. Bu cesareti kendilerinde Müslüman ortalarında bulamaz. Buna dikkat etsin. Şu kahramanları görüyor musun? Koca saraya iki kişi girmişler ve ona dini anlatıyorlar. İndi Resulü Rabbül Alemin ve sana alemlerin Rabbinde bir peygamber hakikun ala la ekula Allah illa hak. Şu bir hakikattir ki ben Allah hakkında ancak gerçekleri söylüyorum. Bundan başkası bize yakışmaz. Kadiyetun bir beyinetimiz Rabbim. Ben size bir peygamber olarak Allah'tan beyinelerle yani delillerle, kanıtlarla, mucizelerle geldim. Ve ersin ma'iyye benim İsrail, geliş amacımdan birisi sizi dine davet etmek, ikincisi de beni İsrail'i özgür bırak. Beni İsrail, bırakın onları benimle beraber geldikleri ortamlarına özgür insanlar olarak geri dönsün. Hatırlıyorsunuz burada birkaç yılda olduğu Yusuf suresini tefsirini yaptık. Hazreti Yusuf'u kardeşlere koyu yapmışlar. Bir kervan aldı, Mısır'a götürdü, sattılar. O orada yetişti. Bir bakanın, Maliye Bakanı'nın çapında bir insanı. Ancak onun yoktuğunda güzel bir delikanlı gibi parayı ancak o verebildi ve aldı o parayı. Çok para söylüyor Yusuf'a. Ve o ailede çok güzel bir terbiyeyle yetişti. Kendisi dünyada böyle bir insandı. Bir de zaten terbiyesi de güzeldi. Allah'ın peygamberiydi. Efendim, orada başına bir macera geldi. İşte hanımı iftira etti, zindanlara düştü. Sonra bir kralın gelesiyle onun kendisine işe düştü. Rüya gitti derken onu bakan yaptılar oraya. Ve babasını ağlaya ağlaya kendisi için gözleri kör olmuş babasını kardeşleri kendisine buğday diye dilene gelen kardeşleriyle beraber haber
getirdi. Kardeşlerim de affetmişti. Ve böyle de Kenan diyarında, Sina çöllerinde Hazreti Yakup ve diğer bir kardeşiyle beraber bu Benyamin Sina'yı Mısır'a gelmişler. Uzun bir müddet Mısır'da ağırlandılar, ikram gördüler, el üstünde tutuldular, çok sevildiler. Ama dünya bir devam istikrar etmiyor. Gün geldi, yeni krallar, yeni hükümetler Benyamin İsrail'i düşürdüler. Benyamin Kıptileri yükselttiler. Amerika, Mısırların yerleri ve Benyamin İsrail azınlık oldu derken hürriyetler de kaybettiler. Bir zaman geldi, nüfusların çoğunluğunu öldürmek için erkek çocuklarını öldürdüler. Sadece kız çocuklarının yaşamasını izin verdiler ve onlara da cari olarak hizmetlerinde kullandılar. Hazreti Musa geldiği zaman Benyamin İsrail'ler Mısır'da bir köle muamelesi, esir muamelesi görüyorlar. Allah Celle Celaluhu o milleti yeniden özgürlüğüne kavuşturmak istedi. Allah Kur'an'da özellikle Bakara suresinin başında Yahudilerin Müslüman olması için bu nimetler olduğu Kur'an'da. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kitaplarında görüyorlar ve onun suratlarına baktıkları zaman da ağlıyorlar. Evlatlarını bilir gibi peygamberimizin peygamber olduğunu biliyorlar. Ama baktılar ki bu peygamber Arap'tan çıktı. Oysa bizden çıkacak fark ediyorlardı. Kabul etmediler. Ve bunun cezasını da çektiler. Şimdi bu ayetler her zaman da bu Yahudilere de bir ders. Evet, ben İsrail'i benimle beraber bırak. Kendi geldikleri vatanlarına özgür insanlar olarak gitsinler dedi. Kale Firavun oturmuş tahtında karşısındaki zayıf gördü. Efendim Hazreti Musa'ya dedi ki İnkül de cidde bir ayet, ben bir ayet getirdim, belge getirdim, mucize getirdim diyor. Ve tibiha eğer doğru ise getir onu. İnkül de bir sadık kardeş. Ne dedin demin konusunda? Allah bana sana peygamber olarak gönderdi. Kanıtla, o üzere. Eğer sen doğru söylüyorsan, getir bakalım neyin cümleyle bu kanıtları, o üzere. Peygamberle, peygamber olduğunu ispat için istediği zaman mucize gösterir. İnsanların peygamberlerinden mucize isteme hakları var. Bu bir kere görürse yeter. Her peygamberin değişik mucizeleri vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu mucizeleri vardır. İki tane erdem mucizesi var. İki çeşit. Bir hissi, manevi, bir de hakiki gözlemlerinin en tutumlu mucize. Manevi mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in benzerini kimse getirememiş, kimse ona karşı çıkamamış. Ama hissi mucizeleri var. Nedir? Yani ayın yarılması anlatılır. Müslümanlar susadığı zaman parmaklarının arasından sular fışkırmıştır. Aç kaldıkları Hendek Savaşı'nda bir sahabi kendisini eve davet etti. O bütün savaşan ordunun hepsini götürdü. Adam şaşırdı abi. Sen karış böyle peygamberin. Benden evvel de yemeğe dağıttı. Dağıttı elleriyle. Ekmeği böyle üstünde bir parça. Bütün bir orduya o yetti. Bir parça süt. Sahabi Hasan'ı sordu. Açtı. Hepsini davet edince bir bardak suyu Ebu Hureyre'ye verdi. Ebu Hureyre açlıktan ölüyor dedi. Aslında Ebu Hureyre Efendimiz'i götürmüşler acıktığını görünce. Oradaki arkadaşlarını da çağırdı dedi. O samadanlar gitti dedi. Bu bir bardak suyu bana yetmez. Herkesi çağırdı dedi. Ben yine de az verdim. Direkt gitti. Neyse. Emrinden bir kese bütün arkadaşlarını çağırdı geldi. Daha bağırdı elime diye. Ebu Hureyre bir bardakını vah acı buna getirdi. Arkadaşlarını verdi. Arkadaşı içti. Bardakını sütü ötekine. Ondan sonra her zaman bardakını sütü tüken. Sen de içti. Bir daha iç dedi. İçtim ya Resul. Bir daha iç, bir daha. Valla burama kadar içtim ya Resul. Ve bardakını bile vermesin. Geçen televizyonda
dini bir program seyrediyorum. Kur'an-ı Kerim üzerine ilmi çalışma yapmış bir profesör, tefsir profesörü, Peygamber'in manevi mucizesi Kur'an vardı. Başka hiçbir mucizesi yoktu. İlahi hakikaten talebelerimiz kendi sohbet ederken bizim hocalarımızı böyle söylüyor. Ya saçımı mı yolayın, sakalımı mı yolayın? Bu kadar hadis-i şerifler hiç itibara almıyor. Öyle bir gavurla savaşıyoruz ki ey Müslüman, hem dışımızdan vuruyorlar, hem içimizden. Hem dışımızdan vuruyorlar, üstümüzde bombalar yağıyorlar, parça parça ediyorlar, hem de içimizden bir şekilde beyinden yetiştiriyor. Kimisi ahmak, doğru yaptığını zannediyor, kimisi satılmış hay. Peygamber'in bu yüzdesi yok. Ne geçti senin eline, bunu böyle söyledin ve bütün hadis kitaplarını sildirdin. Sıkışınca da hadis kitaplarında kendisine delil arıyor. Zalhani sen bunu inkar ediyorsun. Allah yardım. O yüzden yine Diyanet'i tavsiye ediyorum. Bu zamana kadar Diyanet yapacaklarını tam yapmamış olabilir. Fakat yaptığı her şeyi İslam'a uygulamış. Yazdığı kitaplar doğrudur. Hadis kitapları, çıkarttığı tefsir kitabı da doğrudu. Verdiği fetvalar da doğrudu. Kurum olarak böyle bir devlet, böyle bir sistem içerisinde aslında Diyanet diye bir kurum olmaması lazım. Laik devlet, Diyanet dini kurumu. Devlet dinine karşı en azından özgür olması lazım. Yeni bir anayasa yapıyorlar. Yakasına yapışın. Gördüğünüz bütün siyasetçileri, Diyanet İşleri ne bir bakana, ne bir başbakana, ne de reis cumhura bağlı olmamalı. Ya üniversite gibi, anayasa mahkemesi gibi en azından özel bu. Kimse ona emir veremez. O ancak Allah'tan emir alır. Kur'an ve sünnet. Suç işlerse cezasını verirsin, o ayrı değil mi? Herkes kanunlara bağlı. Mahkeme orada. Ama yaptığı işe devlet karışamaz. Neden? Layık devlet. Devlet dilediğin devlete karışmıyor. Niye karışıyorsun sen Diyanet'e? Niye Diyanet'i evlenme altına alıyorsun? Yanlış. Onun için bakım getirsin insanlar, Diyanet hiç olmasın. Ya adlı layık, layık diyor. Doğru söylüyorlar. Öyle olmaz. Fakat buna rağmen elhamdülillah söylemediği noktalar var, konuşmadığı noktalar var, sustuğu noktalar var. Biz anlayışla karşılıyoruz. Peygamberimiz men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve âhirete günde inanıyorsa fel yekul hayran, hayır söylesin. Ev ya da liyasluk sussun. Her yerde ben bir söyleyemiyorum. Hayır söyleyemiyorsa mahsus. Yanlışı söyleyemiyorum. Susma hakkım var. Fakat batılı, haramı, yanlışı söyleme hakkım var. Affetme hakkım. Dinin bir hakikatini soran insanlara söylemeyen bir insana, bilen bir insana sorular da söylemiyor. Doğrusunu söylemiyorsa sudaki balıklar, gökteki melekler, Allah'ın yarattığı her mahluk Allah ile beraber lanet eder. Lanet eder. Doğruyu söylemek çok önemli. Eskiler vaiz etmekten çok korkanlar bugün
kötü yağlar Müslüman olarak çıkar, yavur olarak iner dedi. Ya arkadaş, buraya düşman hoca sen. Nasıl yavur olarak iner? Ener. Bu kadar bir de tecrübemle ben de biliyorum. Ener. Doğru söyleyen 9 günden kovar demişler bakınlar. Kovar. Görmediniz mi? Duymadınız mı? Yaşamadınız mı? Doğru söylediği için hapislerde çürgen insan, idam edilen insanlar, sürgün edilen insanlar, işinden edilen insanlar. Ama söylemiş. O hakiki alimlerin ellerini öperim, kalınlarını öperim, dizlerini öperim. Ben şahsen size karışmam, ayaklarını da öperim. Ne kadar mutlu acaba öyle seviyorsunuz. Getir, madem bir rüzgün diyorsun, getir. Daha kalan sağ attı sopasını ve İzeyye Kurban'ın bir gün burada baktı ki elinde tuttu sopa asası bastırır. Yıvrılan, kıvrılan, koca bir yılan, ejderha oldu. Varaza yedi elini siyah, esmer bir insanla Hazreti Musa çekti koltuğunun altından ve İzeyye Kurban'ın nazirin bakanlara kırıl kırıl sallayan bembeyaz bir yer oldu. Beyaz kırıl da güneşin gölgede bırakıldı. Kâlel melek, Firavun korktu. Hele de Yunan, tefsir kitaplarında anlatıldığına göre böyle bir savrula tahta doğru gidince adam ayağa kalktı ve tahtın arkasına doğru kaçmaya başladı. Yunan durdu doğru. İrkildi etrafındakiler. O güçlü kuvvetli verdiği sözler arası kendi adamın erkanı. Kâlel melek dedi ki ona, Kâb-ı Firavun, Firavun'un kavminden olan o ileri gelen ahbabı, inne her yürü de yürü de bunu ne yapın? Adam ben Belistan'ı da bırakın gideyim diyor. Ya bu adam sizin memleketinizden çıkartmak istiyor. Ve bazen de bunun bu belayı nasıl savacağız? Ne düşünürüz? Görüşürüz? Ne dediler birbirlerine? Galo yine birbirine lafı veriyordu. Belki Beklet ve ashabı oğlu ve kardeşi Musa ve Harun beraber ve Ersin filmine dair acilin bütün Medine'lere, şehirlere haber sor yolla. Toplansınlar. Yetüke bi kulli sahir alim. En bilgili sihirbazlar sana gelsin. Memleketin her tarafında. Bu adamı iptal etsinler sihirle. Aşağı olsun. Ve cera sahar. Firavun. Memleketin her tarafında gerçekten haber sabırında bütün sihirbazlar toplandılar. Ve geldiler, bağırdı dediler. İnnerlerden de hem de şımarınca biz bunu galip gelirse bize var mı? Büyük bir güzel imkan var. Adenam, evet. Size çok büyük paralar imkanlar var. İnne kümlemine mukavabeyim. Hem de siz benim en yakınımdan kadarsınız. Yani para yapın, boş verin. Para için elde edilir, iktidar için. Sizi iktidarıma yanıma oturtturacağım. Böyle büyük de yapacağım. Sadece parayla sal diyeceksiniz. Çünkü mesele çok ciddiydi onun için. Kavga dediler, milleti toplamışlar bir bayram yerine. O evvelki anlattığımız surede o detay var. Topladılar bir bayram günü, ahali toplamış, koca mısın halkı bir yere. Bir kibarlık gösterdiler. Sanat erbabı, ciddi adamlar her zaman nazik oldular aslında. Hazreti Musa'ya dediler ki, Kavga, ya Musa, imanen yüklüye ve imanen yüklüye nahlı durdun. Siz de önce buyurun. Zihninizi gösterecekseniz, yoksa önce biz mi başlayalım? Gale dedi ki, kalp olsun, öncesi lazım. Felen ve alfa, adamlar ellerinde asaları, ipleri, getirdikleri sihir için nereye varsa meydana attılar. Sahar ve aynana, insanların gözlerini sihirle büyülediler. Ve sahabuhum, adamlar gerisin gerilir, millet kalpte baktı. Gözler korktu çünkü attıkları o iple
sayıları binlerce ifade ediliyor bu memleketin her tarafından geldi şehir halkı. Rakamlar kesin olmadığı için, çok da önemli olmadığı için bu konulara hiç girmeyelim. Çünkü Kur'an rakam verir. Ve sebebuhu korktuklar milleti. Ve cahil bir şehrin azim. Doğrusu bugün orada çok büyük bir sihir gösterisinde bulunur. Ve avhayna ila Musa, biz Musa'ya vahşettik. O bile çıktım işte. Başka sözlerde bu kadar. Korktu. Ben ne yapacağım bunlardan diye. Senin aklında Allah'a, sırtını Allah'a dayanır. Biz dedik ki Musa'ya vahşettik. Fısırdadır. Fısır vahiy nedir? Allah'ın peygamberle gizlice, başkasına duyurmadan konuşması. Konuştuk ama dedik ki ya, her artık asla korkma. Asla sende. Belki de hiyat al korkma. Bu attı asasını. Asa yine büyük bir ejderha yılan oldu. Ve meydanda sihirbazların attı, ötü, denek, ip, neyse sihir yaptıklar. Hepsini ruh yakalamıyor. Ve döndüler ki Firavun'a
Ne dediler? Uzun gider, ezan olur. Allah Teala'ya razı olsun, nasip eder, önümüzde kaldı inşallah. Lillahi Fatiha. Allah.